Kasabaya geldiğimiz günden beri halk seni siyaset yapmakla suçluyor Ömer Efendi. Kuvayi milliyecilerle beraber olduğunuzu söylüyorlar. Beraber olup da ne yapmışım? Elebaşlarına yataklık ediyormuşsun. Benim evim herkese açık kumandan. Bugün siz geldiniz. Tahsin Bey'i evimde misafir ettim diye bugün beni suçlayanlar, yarın da sizi misafir ettiğim için suçlayacaklar. Yarın ne demek Ömer Efendi? Siz gittikten sonra demek. Biz buraya gitmek için gelmedik Ömer Efendi. O sizin düşünceniz kumandan. Elbet bir gün geldiğiniz yere döneceksiniz. Benimle iyi geçinmenizi tavsiye ederim Ömer Efendi. Sana zararım dokunabilir. Duyduğuma göre epey mala mülke sahipmişsin. Haşa! Mülkün sahibi Allah'tır. Bizler sadece bekçisiyiz. Yani senin malına el koyamaz mıyız? Bizler gelip geçiciyiz çorbacı. Kalıcı olan yalnız Allah'tır. Malı ben beklemişim, sen beklemişsin. Ne çıkar? Görüyorum seninle anlaşamayacağız Ömer Efendi. Kafalarımız uymuyor. Öğretmen hanım gelsin, onunla konuşacağım. Emretmişsiniz. Emir değil, rica ettim matmazel. Oturun lütfen. Evet, sizi dinliyorum. Kuvayi Milliye çetecilerinden Tahsin'le ilginiz nedir? Nişanlısıyım. Nişanlınızı çok mu seviyorsunuz? Cevap vermiyorsunuz. Bizde genç kızlar böyle sorulara cevap vermezler kumandan. Öyle mi? Peki nişanlınızla haberleşiyor musunuz? Hayır. O halde nişanlınızın uğradığı felaketi bilmiyorsunuz. Yalan söylemesini beceremiyorsunuz kumandan. Sizin gibi tahsilli güzel bir kız nasıl oluyor da bir hayduta bağlanabiliyor? Hayret doğrusu. Haydut sıfatı size daha uygun düşer. Hayır matmazel. Ben askerim. Vazifemi yapıyorum. Bu madalyaları boşuna takmadılar. Tahsin Bey de askerdir, o da vazifesini yapıyor. Ne zamandan beri sizin kadar akıllı ve cazibeli bir insanla karşılaşmadım. Arada sırada gelip sizi görmek, konuşmak isterim matmazel. Bunu yapmayın kumandan. Memleketimin adetleri böyle ziyaretleri hoş görmez. Peki matmazel. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bakın, biz ne medeni insanlarız. Benden istediğiniz bir şey yok mu? Var kumandan. Okulu işgal etmişsiniz. Madem ki medenisiniz, emrediniz okulu boşaltsınlar. Çocukların eğitimi geri kalmasın. Arzunuz derhal yerine getirilecektir. Ayrıca evinizin çevresindeki askerleri de çekeceğim. Halasmandık. Yunan kumandanını da avucunun içine aldı kahpe! Bir sözüyle evinin etrafındaki askerleri kaldırtıverdi. Kumandan gözünün içine bakıyor kahpenin. Bundan böyle bu kasabada o kahpe ne dese o olur artık. Kumandan senin de dostun Fettah Efendi. Ne dostu yahu? Sizin çıkarınız için dost görünüyorum ben. Yoksa zorum ne? Sabah Tahsin'le adamları cephane arabamıza hücum etmiş. Bu kadar zamandır bu haydut herifin nerede gizlendiğini öğrenemediniz. Siz isteseydiniz öğrenirdik kumandan. Ne demek istiyorsun? Ömer Efendi serbest dolaştıkça Tahsin Bey'i yakalayamayacağınızı size daha önce söylemiştim. Onları bırak. Şimdi ne düşünüyorsun onu söyle. Ömer Efendi ortadan kalkmadıkça, kız kasabada yalnız kalmadıkça Tahsin Bey bize ipucu vermez kumandan. Pekala. Adamlarından birini Ömer Efendi'nin peşine tak. Evini gözaltında tutacaksın.
Ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Dediklerimi iyice belledin mi Durmuş? Belledim Ömer amca. Bu mektubu Tahsin Bey'in kendisine verirsin. Yollarda dikkatli ol. Hadi göreyim seni aslanım, hadi! Baş üstüne Ömer amca! Tahsin Bey, bakın biri geliyor. Bizim küçük Durmuş. Ne o Durmuş? Ömer amcadan size mektup getirdim. Düşman kasabada cephane yığınağı yapmaya devam ediyor, yolları kasabalı casuslar gözlüyorlar. Ömer efendi nasıl? Saati çok iyi, İnşallah beni buraya gönderdiğini gören olmamıştır. Kuvayi Milliye haydutları ile devamlı temas halinde olduğunu tespit ettik. Bir itirazın var mı? Bu tezviratı bunlar mı yapıyor? Yalan mı yani? İnanmayın kumandan! Dağdaki çetelerle irtibat halinde bulunduğunu cümle alem biliyor. Bu suçun cezasını biliyor musun Ömer efendi? İşgal altında her gün ölmektense bir defa ölmek daha evladır. Seni casusluk ve milliyetçilik suçlarından tevkif ediyorum. Milliyetçilik bir suç değil, fazilettir çorbacı. Götürün bu adamı! Eğer iki güne kadar mektubumun cevabını getirmezsen, Ömer efendinin başına bir şey geldiğini anlarım. O zaman Aliye ocağınıma söyle. Cuma günü ezandan sonra beni İlyas Ağa'nın viran evinde beklesin. Baş üstüne Tahsin abi! Hadi, yolun açık olsun oğlum. Benim güzel kızım! Aklım hep babanda, ne yaptılar ona? Ooo, hoş geldiniz! Tekrar sizinle karşılaşmak, güzel yüzünüzü görmek ne saadet matmazel! Babama gene ne yaptınız? Onu askerleriniz arasında giderken görmüşler. Nerede babam? Bana cevap veriniz kumandan! Cevabım sizi çok şaşırtacak matmazel! Yoksa babamı... Susunuz! Sadece beni dinlemenizi istiyorum. Bazı gerçekler var ki gizlenemez. Burada karşılaştığımız ilk günden beri yalnız sizi düşünüyorum. Sizin hayalinizle yaşıyorum. Size aşık oldum matmazel. Sizden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Korkmayın, size saldıracak değilim. Şu anda 16 yaşında bir çocuğun heyecanı ve saflığı içindeyim. Herhalde şakalaşıyorsunuz benimle. Hiç bu kadar ciddi olmadım matmazel. Bütün ömrümce hep gözyaşı kan gördüm. İlk defa karşılaştığım bir güzellik karşısındaki heyecanımı mazur görün. Sevmenin ne demek olduğunu ilk defa hissediyorum. Sizin de beni sevmenizi istiyorum. Benimle evlenir misiniz? Benim olmakla yalnız babanızın hayatını değil... ...nişanlınızı da, kasabanızı da kurtarmış olacaksınız. Bana evet derseniz hemen buradan gider, dilediğiniz yerde evlenir, mesut yaşarız. Babam ve nişanlım benim size evet dediğimi duymaktansa ölümü tercih ederler. Peki, ya kasabanız, ya memleketiniz? Sizin gitmenizle memleketimin kurtulacağını bilseydim... ...burada kendimi feda etmekten çekinmezdim. Bana gelmeniz yalnız kendinizi feda etmekle mi mümkün? Başka türlü olacağına inanır mısınız? Ya Ömer efendiyi kasaba meydanında asmaya karar verirsem... ...bunu görmeye tahammül edebilir misiniz? Tehditle her kadın elde edilmez kumandan. Üniforma giyen bir adam bu kadar küçülmemeli. Benim olmanız pahasına şerefimi ayaklar altına aldığım gibi... ...babanızı da öldürtmekte tereddüt etmem.
Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız kendimi öldürürüm. Ölüler ne sever ne de sevilir kumandan. Son sözünüz bu mu? Evet. Babamı gösterecek misiniz bana? Babanızı görmek ancak isteklerimle mümkün matmazel. Allah'a ısmarladık. Hayır, gidemezsiniz. Bırakın beni, bırakın! Ne olursunuz beni anlamaya çalışın matmazel. Kumandanım! Çık dışarı köpek! Kimseyi görmek istemiyorum! Matmazel! Thank you.